Geçtiğimiz yıllarda Bodrum gündemini uzun süre meşgul eden Çamlık Mahallesi'ndeki golf sahasındaki çimlerin sulanmasında yeraltı suyu kullanıldığı iddia edildi. Bodrum'un Çamlık Mahallesi'ne yapımı devam eden golf sahasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Pınarlı Belen Mahallesi inişli bir mevkiine açılan 3 adet kuyudan su getirildiği ve bu suyun golf sahasındaki çimleri sulamak üzere kullanıldığı iddia edildi. Bölgede yaşamını sürdüren vatandaşlar yaz aylarında açılan kuyulardan çıkarılan suyun tankerlerle çimleri sulamak üzere taşındığını ve bu kuyulardan golf sahasına su getirmek için boru döşeme çalışmalarının da sürdüğünü öne sürdüler. Bölge sakinleri Bodrum gibi yeraltı sularının kıt olduğu bir yerde 1400 dönüm gibi geniş bir alana yapılan golf sahasında yeraltı suyu kullanımının yeraltı sularını bitireceğini savundu. Yapımına başlandığı 2010 yılında çevrecilerin yoğun tepkisine neden olan golf sahasında çimleri sulamak üzere yeraltı sularının kullanılmayacağı ve su temininin deniz suyu arıtılarak sağlanacağı taahhüt edilmişti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konuyla ilgili hareketli tartışmaların yaşandığı dönemde bir açıklama yaparak, "Bu konuda yatırım yapacak arkadaşları da destekliyorum. Golf sahası yapılacak arazi 1400 dönüm. Yatırımcıların çok güzel taahhütleri var. Bunlardan bir tanesi asla yeraltı suyu kullanmıyorlar. Denizden arıtma suyu yapıyorlar. İkincisi hiçbir ağacı kesmiyorlar. Mümkün olduğu kadar kimyasallardan uzak bir golf sahası yapacaklar. 3,5-4 dönümlük parsel başına ev yapacaklar. Gerçekten hem doğayı koruyor, hem yeraltı sularımızı kullanmıyor, hem de Bodrum ekonomisine turizm yönünden büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı. Golf sahası ile ilgili şikayetler üzerine Kent Haber muhabiri bölgeye giderek şikayet konusu olan kuyuları ve bölgedeki çalışmaları görüntüledi. Golf sahasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olduğu tahmin edilen Pınarlı Belen Mahallesi inişli bir mevkindeki bir araziden Çamlık Mahallesi'ne doğru ormanlık alanda su boruları döşendiği görülüyor. Orman alanlarının da kazılarak yapıldığı çalışmalarda bazı çam ağaçlarının zarar gördüğü dikkat çekiyor. Pınarlı Belen Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve ismini vermek istemeyen bir çiftçi Kent Haber'e yaptığı açıklamada, golf sahasının yapımına başlandığı dönemde çevrecilerin ve mahalle sakinlerinin karşı çıktığını anlatarak şunları söyledi. Sayın Mehmet Kocadon bir açıklama yaptı. Dedi ki, "Biz kesinlikle yeraltı suyu kullandırmayacağız. Ben bunu başkan olarak size söylüyorum. Yeraltı suyu kullanmayacaklar. Suyu denizden arıtacaklar" dedi. Ama ne oldu? Aradan zaman geçti, olaylar unutturuldu. Golf sahasına yaklaşık 5 kilometre yanındaki Pınarlı Belen'den 30 dönüme yakın bir arazi alındı. Burada 3 adet yüksek debili kuyular açıldı. Geçen sene golf sahasının küçük bir bölümü çimlendirildi ve bu kuyulardan oraya su temin edildi. Biz ilk bu arazinin alındığını ve buradan kuyular açılıp golf sahasına taşınacağını duyduğumuzda devlet su işlerine müracaatımızı yaptık. Dedik ki yanımızda bir kuyu açılıyor. Bizim de tarımsal amaçlı, ruhsatlı, belgeli kuyumuz var. Bize zararı olur mu, olmaz mı? Bu konuda bize bir açıklama yapın. Buna istinaden DSİ, bize açılan kuyuların Elit Kent şirketi adına açıldığını, çevrede su sorunları gündeme geldiğinde onlar üzerinde kısıtlama yapılacağına istinaden verildiğini bildirdi, dedi. Geçen sene bahse konu kuyulardan yoğun bir şekilde su çekilince kendi sularında bir bozulma olduğunu ve sebzelerinin verim vermemeye başladığını da sözlerine ekleyen mahalle sakin açıklamasını şöyle sürdürdü. Bunun üzerine biz tekrar DSİ'ye başvuruda bulunduk ve bunun araştırılmasını istedik. Ne hikmetse yaz aylarında yaptığımız başvuruya DSİ 3 ay sonra inceleme başlattı. Herhangi bir test yaptıklarını sanmıyorum. Bir pompaj sistemiyle bunlar ölçülüyormuş. Biz öyle öğrendik. Birbirinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için kuyular aynı anda çalıştırılıp pompaj yapmaları gerekiyormuş. Böyle bir şey yapmadan biz gerekli araştırmayı yaptık. Tarım ürünleri için açılan kuyular prosedürlere uygun olarak kullanılıyor, dediler. Tarım ürünlere deyince 30 dönümlük arazinin üzerine sayısını tam bilemiyorum, yaklaşık 200 adet zeytin ağacı diktiler. Bu kadar zeytin ağacını sulamak için 3 adet devasa kuyuya ihtiyaç var mı? Eğer varsa bize de versinler. Bizim de hemen yanımızda arazimiz var. Bu kuyuları zeytin ağaçlarını sulamak için değil de golf sahasındaki çimleri sulamak için kullandılar. Buna da bölge halkı şahittir. Benim elimde fotoğraflar da var tankerlerle çekildiğine dair. Biz tekrar DSİ'ye müracaatımızı yaptık. Dedik ki siz görevinizi yeterince yapmıyorsunuz.
Bunlar bu suyu usulsüz kullanıyorlar. Tarım ürünlerinden ziyade golf sahasını suluyorlar. Bu konunun incelenmesini istedik. Şu anda inceleme aşamasında. DSİ'den yetkililer gelip gidiyor. Ne olur bilmiyoruz. Ben bu kuyuları BİMER'e de şikayet ettim, dedi. Konuşmasında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocaduna da çağrı yapan mahalle sakini sözlerini şöyle noktaladı. Ama benim en çok dikkat çekmek istediğim konu Sayın Kocadun'un verdiği sözün arkasında durması. Ben oradan yeraltı suyu kullandırtmayacağım, dedi. İmarı çıkardı, izni verdi. Golfün önünü açtı ama burada halkı mağdur etti. Buna bir cevap versin. Şu anda ben belirteyim. Biz ailecek Bodrumluyuz, Pınarlı Belenliyiz. Biz ormana çıkıp bir tane dal kırdığımızda bizim tepemize binerler. Hiçbir şey alamazsın, kesemezsin. Golf sahasına suyu tankerlerle yetiştiremediler. Borularla basacaklar. Ama bu adam geldi, bu boruları döşemek için ormanda ağaçları yerle bir ettiler. Gelsinler görsünler bunu. Niye buna göz yumuluyor? Yaptığımız şikayetlerde kanunun yasal olduğu ve kullanılabileceği söylendi. Bana verilen ruhsatta yıllık 6000 ton kullanma hakkım var. Onların kuyusunda da öyle bir şey varsa bu ihlal ediliyor. Ayrıca suyu nereden nereye taşıyor? Kanunu, kitabı onlar daha iyi biliyorlar. Bakalım şimdi araştırıyorlarmış, diye konuştu.